Suriye ordusu antik kent Palmira'daki yüzlerce yontu ve heykeli korumaya aldıktan ve halkı tahliye ettikten sonra bölgeden çekildi. Kentteki büyük yontular taşınamadığı için bölgede kaldı. Palmira'yı çevreleyen Tedmur kentinin büyük bir kısmının da IŞİD'in eline geçtiği belirtiliyor. Malezya ve Endonezya haftalardır açık denizde teknelerde bekleyen mültecilerin kurtarılacağını açıkladı. İki ülke, Bangladeş ve Myanmar'dan gelen mültecileri yiyecek vererek göndermiş, tepki toplamıştı. Endonezya ve Malezya dün 7000 mülteciyi geçici olarak alacağını duyurmuştu. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkesinin eski Sovyet Cumhuriyetlerinin özgürce gelişmesini engellediği suçlamalarını geri çevirdi. Lavrov, bütün ülkelerin egemenliğine saygı duyduklarını belirtti. Öte yandan Ukrayna hükümeti yaptığı açıklamada Avrupa Birliği'nden kendisine birliğe üyelik sözü vermesini talep etti. Merkezi Cenevre'de bulunan Dünya Sağlık Örgütü Ebola virüsünün Batı Afrika'da yeniden yayıldığı uyarısında bulundu. Yine ve Sierra Leone'den 35 yeni hastalık vakasının geldiğini belirten Sağlık Örgütü, ölümcül salgının bugüne dek 11.100 kişinin ölümüne neden olduğunu açıkladı. Başkent Montevideo'da binlerce kişi 1973-85 yılları arasındaki askeri rejim döneminde öldürülen 200 kişi yandı. Bu dönemde yaşanan ihlallerin sorumlusu olarak görülen ordu ve polis mensupları 1985'te çıkan af sebebiyle uzun süre yargılanamamıştı. Plains All American Pipeline şirketi tarafından işletmesi yapılan boru hattından sızarak Santa Barbara kanalına dökülen petrol miktarının tahminlerden yüksek olduğu belirtiliyor. Söz konusu kıyılarda yaşamı tehdit eden petrol 15 kilometrelik bir alana yayıldı.